Sonra bir fakir insana değil fani ve muvakkat bir tarlayı, bir haneyi, belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü bakıyı kazandıran ve bir fani adama ebedi bir hayatın levazmatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idam-ı ebediden kurtaran ve saadet-i sermediyenin hazinesine açan en kıymetli sermayeyi insaniyenin iman olduğunu bilen meskur misafir ve hayat yolcusu, kendi nefsine dedi ki, Haydi ileri, imanın hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için, kainatın heyet mecmuasına müracaat edip, o da ne diyor dinlemeliyiz. Erkanından ve eczasından aldığımız dersleri, tekmil ve tenvir etmeliyiz diye, Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbünle baktı, gördü. Bu kainat, o kadar manidar ve muntazamdır ki, mücessem bir kitabı sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir sarayı samedani ve muntazam bir şehir rahmani suretinde görünüyor. O kitabın bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sayfaları ve satırları, umumunun her vakit manidarane mahv ve ispatları ve hakimane tağyir ve tahvilleri, icma ile bir alim-i şeyin ve bir Kadiri i şeyin ve bir musannefin, her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyle münasebetini bilen, riayet eden bir nakkaş-ı zülcelalin ve bir kâtib-i zülkemalin vücudunu ve mevcudiyetini bilbedahe ifade ettikleri gibi, bütün erkan ve enva ile ve ecza ve cüziyatıyla ve sekeneleri ve müştemilatı ve vardat ve masarifatı ile, ve onlarda maslahat kerane tebdilleriyle ve hikmet perverane tecditleriyle bil ittifak, hadsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören Ali bir ustanın ve misilsiz bir saniyenin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar. Ve kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatın şahadetleri kainatın bu büyük şahadetini ispat ediyorlar. Birinci hakikat usulü din ve ilmi kelamın dahi ulemasının ve hükemai İslamiyenin gördükleri ve hadsiz bürhanlarla ispat ettikleri hudus ve imkan hakikatleridir. Onlar demişler ki, madem alemde ve her şeyde tegayyür ve tebeddül var, elbette fanidir, hadistir, kadim olamaz. Madem hadistir, elbette onu ihdas eden bir sani var.'' Ve madem her şeyin zatında vücudu ve ademi bir sebep bulunmazsa müsavidir, elbette vacip ve ezeli olamaz. Ve madem muhal ve batıl olan devir ve teselsül ile birbirini icat etmek mümkün olmadığı kati bürhanlarla ispat edilmiş, elbette öyle bir vacibil vücudun mevcudiyeti lazımdır ki, naziri mümteni, misli muhal ve bütün mağdası mümkün ve masivası mahluku olacak. Evet, hudus hakikati kainatı istila etmiş. Çoğunu göz görüyor, diğer kısmını akıl görüyor. Çünkü gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir alem vefat eder ki, her birisinin hadsiz efradı bulunan ve her biri zihayat bir kainat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat ve küçücük hayvanat o alem ile beraber vefat ederler. Fakat o kadar intizam ile bir vefattır ki, haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları, baharda yerlerinde bırakıp defteri amallerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek, Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında hikmetine emanet eder, sonra vefat ederler. Ve bahar mevsiminde, Haşr-ı Azam'ın yüz bin misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar aynen ihya ve diriliyorlar. Ve bir kısmının dahi kendi yerlerinde emsalleri ve aynen onlara benzeyenleri icat ve ihya olunuyor. Ve geçen baharın mevcudatı, işledikleri amellerin ve vazifelerin sayfelerini ilanat gibi neşredip Veyzet Suhufu Nuşrat ayetinin bir misalini gösteriyorlar. Hem heyet-i mecmua cihetinde, her güzde ve her baharda büyük bir alem vefat eder ve taze bir alem vücuda gelir. Ve o vefat ve hudus o kadar muntazam cereyan ediyor. Ve o vefat ve hudusta gayet intizam ve mizanla o kadar nevilerin vefiyatları ve hudusları oluyor ki, güya dünya öyle bir misafirhanedir ki, zihayat kainatlar ona misafir olurlar ve seyyah alemler ve seyyar dünyalar ona gelirler vazifelerini görürler, giderler. İşte bu dünyada böyle hayatlar dünyaları ve vazifedar kainatları kemali ilim ve hikmet ve mizanla ve müvazene ve intizam ve nizamla ihdas ve icat edip Rabbani maksatlarda ve ilahi gayelerde ve rahmani hizmetlerde kadirane istimal ve rahimane istihdam eden bir Zat-ı vücubu vücudu ve hadsiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti bil bedahe güneş gibi akıllara görünüyor. Hudus mesailini Risale-i Nur'a ve Muhakkikini Kelamiye'nin kitaplarına havale ile o bahsi kapıyoruz. Ama imkan ciheti ise o da kainatı istila ve ihata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüzi bulunsun, büyük ve küçük olsun, arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcut mahsus bir zat ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus zata ve o mahiyete hadsiz imkanat içinde o hususiyeti vermek, hem suretler adedince imkanlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı ve münasip o muayyen sureti giydirmek, hem hem cinsinden olan eşyasın miktarınca imkanlar içinde çalkanan o mevcuda, o layık şahsiyeti imtiyazla tahsis etmek, hem sıfatların nevileri ve mertebeleri sayısınca imkanlar ve ihtimaller içinde şekilsiz ve mütereddit bulunan o masnua, o has ve muvafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek, hem hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün olması noktasında, hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde, mütehayyir, sergerdan, hedefsiz o mahluka, o hikmetli keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve teçhiz etmek, elbette külli ve cüz'i bütün mümkünat adedince ve her mümkünün meskur mahiyet ve hüviyet, heyet ve suret, sıfat ve vaziyetinin imkanatı adedince, tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihdas edici bir vaci bir vücudun vücubu vücuduna, ve hadsiz kudretine ve nihayetsiz hikmetine ve hiçbir şey ve hiçbir şeyin ondan gizlenmediğine ve hiçbir şey ona ağır gelmediğine ve en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine ve bir baharı bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek kadar suhuretle icat edebildiğine işaretler ve delaletler ve şehadetler imkan hakikatından çıkıp kainatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Kainatın şehadetini her iki kanadı ve iki hakikatıyla Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 22. ve 32. sözler ve 20. ve 33. mektuplar tamamıyla ispat ve izah ettiklerinden onlara havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kestik. Kainatın heyet-i mecmuasından gelen büyük ve külli şehadetin ikinci kanadını ispat eden İkinci hakikat. Bu mütemadiyen çalkanan inkılaplar ve taavülatlar içinde vücudunu ve hizmetini ve zihayat ise hayatını muhafazaya ve vazifesini yerine getirmeye çalışan mahlukatta kuvvetlerinin bütün bütün haricinde bir taavün hakikati görünüyor. Mesela unsurları zihayatın imdadına, hususan bulutları nebatatın mededine ve nebatatı dahi hayvanatın yardımına, ve hayvanat ise insanların muavenetine ve memelerin kevser gibi sütleri yavruların beslenmelerine ve hayatların iktidarları haricindeki pek çok hacetleri ve erzakları umulmadık yerlerden onların ellerine verilmesi, hatta zerrat-ı tamiyedaki hüceyrat-ı bedeniyenin tamirinin koşmaları gibi teshir-i Rabbani ile ve istihdam-ı Rahmani ile hakikat-ı pek çok misalleri doğrudan doğruya bütün kainatı bir saray gibi idare eden bir Rabbul Alemin'in umumi ve rahimane rububiyetini gösteriyorlar. Evet camit ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkat kerane, şuur darane vaziyet gösteren muavenetçiler, elbette gayet rahim ve hakim bir Rabbi Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyorlar. İşte kainatta cari olan teavün-ü umumi Seyarattan tazi hayatın aza ve cihazat ve bedeniyesine kadar kemale intizamla cereyan eden üvazeneyi âmme ve muhafazayı şamile ve semavatın yıldızlı yüzünden ve zeminin zinetli yüzünden ta çiçeklerin süslü yüzlerine kadar kalem gezdiren tezyin ve kehkeşandan ve manzumeyi şemsiyeden ta mısır ve nar gibi meyvelere kadar hükmeden tanzim ve güneş ve kamerden ve unsurlardan ve bulutlardan ta bal arılarına kadar memuriyet veren, tavzif gibi pek büyük hakikatların, büyüklüklerin nispetindeki şehadetleri, kainatın şahadetinin ikinci kanadını ispat ve teşkil ederler. Madem Risale-i Nur bu büyük şahadeti ispat ve izah etmiş, biz burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. İşte dünya seyyahının kainattan aldığı ders-i imaniye kısa bir işaret olarak Birinci makamın 18 sekizinci mertebesinde böyle, La ilahe illallahul vacibil vücudil mumteniul naziruhul mümkin, küllü mâ sivâhul vâhidul ehadul leti alâ vücubu vücudih, fî vahdeti hâdhil kâinâtül kitâbil kebîrul mücessem, vel Kur'ânul cismâniyyül muazzam, vel kasrul müzeyyenül munazzam, vel beledül muhteşemül muntazam, بإجماع صوره وآياته وكلماته وحروفه وأبوابه وفصوله وصحفه وسطوره وإتفاق أركانه وأنوائه وأجزائه وجزئياته وسكنته ومشتملاته وبارداته ومصارفه بشهاده عظمة إهتات حقيقة الحدوث والتغير والإمكان بإجماع جميع علماء علم الكلام. وَبِشَادَةِ حقيقة تبديل صورته وَبِشْتَمِلَاتِهِ بالحكمة والانتظام، وتجديد حروفه وكلماته بالنظام والميزان، وَبِشَادَةِ عظمة إِحَاطَةِ حقيقة التعاون والتجاوب، والتساند والتداخل، والموازنة والمحافظة في موجوداته بالمشاهدة والعيان. دين المشتر.